Genel anlamda yöntemi nasıl tanımlayacağız? Bu çok önemli. Şimdi ben size bir tanım vereceğim. Şu demek. Bilim, bir şeyin bilim. Mesela hadis bilimi diyebilmemiz de mümkün kılmamız lazım. Tarih bilimi dememiz de mümkün kılmamız lazım. Hukuk bilimini dememiz, matematik bilimi, fizik bilimi, tüm bilimleri, bugün bilim dediğimiz, aslında bunlar bilgi ama bu bilgileri bilime dönüştürecek, scientific knowledge verecek hale dönüştürebilmemiz için bir kriterimiz olması. O da şudur. Herhangi bir gerçeklik küresindeki, bunu okuyorum çünkü teknik bir şey. Herhangi bir gerçeklik küresindeki olgu ve olayların, buradaki herhangi bir gerçeklik küresi dediğim şu, hadis de bir gerçeklik küresidir. Çünkü oradan nesneler var. Değil mi? Onlar üzerine konuşacağız. Olgu ve olayların önceden tanımlanmış bir yönteme bağlı olarak, yöntemi önce tanımlayacaksın, rasyonel yani istidlali aklın kavramsal, nedensel ve eleştirel sınırları içinde düzenli, kanıtlı ve tutarlı, dolayısıyla kamusal, paylaşılabilir ve tekrar edilebilir ifade ve istifadeye konu bilgisi. Kim yazdı? Düzenli, kanıtlı ve tutarlı, dolayısıyla kamusal, paylaşılabilir, tekrar edilebilir ifade ve istifadeye konu bilgisi. Şimdi tekrar izah edelim bak. Gerçeklik küresi. Yani her bilginin bir gerçeklik küresi var. Matematiksel gerçeklik, sayı olacak değil mi? Sayı ilişkiler olacak. Matematik nesneler olacak yani. Fizik yapıyorsan fiziksel gerçek, fiziksel nesneler olacak. Nesne olmadan bilgi bir şeyin bilgisidir. Şey yoksa bilgi olmaz. Masal bilgisi bak, masal bilimi. E masalda da nesneler var. Anka kuşu, kaftağı değil mi? Uçan at, bilmem cin, peri. Bak nesneler var. O nesnelerin ontolojisi farklı. Olaylar var orada. Olaylar cereyan ediyor. Fizik dünyada olaylar cereyan ediyor. Matematik işlemler. Değil mi? Gerçeklik küremiz. Hadis. Hadiste de nesneler yok mu? Müsned hadis, sahih hadis, şu hadis, bu hadis, nesneler. Gerçeklik küremiz olacak. Bu gerçeklik küresinde olgu olaylar olacak. Olgu tekil bir durumdur. Olay ise o olgular arasındaki ilişkilerdir. Önceden tanımlanmış bir yöntemin olacak. Yöntem önceden tanımlanır. Minimal bir metafiziğe dayanır. Onun üzerine geçen hafta konuştuk. Bu yönteme bağlı olarak rasyonel, istidlali aklı kullanacaksın. Yani rüyamda gördüm. Efendim, başkan böyle dedi. Falanca bunu değil yani. Rasyonel istidlal. Çünkü bizde en paylaşılır akıl bizde garizi. Sabah anlattık ya, garizi bir aklımız var. Bizde en paylaşılabilir yetenek budur. Hepimiz bunu paylaşıyoruz. Ama içimizde birinin mistik güçleri güçlü olabilir. Rüyaları acayip olabilir. Hakikaten olabilir. Çünkü içinde yaşadığı fizik dünyanın o kadar farklı değişkenleri var ki biz onların bir kısmını biliyoruz. Bir şeye denk gelebilir. Yani bunlar için diyeceksin ki ya hocam ne diyorsun sen? Ben tanıdım abi. Yani ben yurt dışındayken şamanda tanıdığım, mistik adamda tanıdığım garip garip adamlar var dünyada. Ama bunlar istisna. Bunlar toplumsal olanı belirleyemez yani. Tamam mı? İstidlali, rasyonel aklın kavramsal bilgi kavramsal olacak. Belli kavram. Yani o nesnelere kavram vereceksin. Olgu olaylara kavramlaştıracaksın. Sonra o kavramlar arasında nedensel ilişkiler kuracaksın. Ve eleştirel. Yani onları değiştirebileceksin. O mutlak olmayacak onlar. Anladın mı? Eleştiri açık olacak. Bunu, bu sınırlar içerisinde düzenli. Kanıtlı. Yani kanıt olacak. Ve tutarlı. Kendi içerisinde bir tutarlılık olacak. Dolayısıyla kamusal, paylaşılabilir, tekrar edilebilir. Yani ben bunu seninle paylaşacağım, hem cinsinle paylaşacağım. Bu bilgi bana ait değil. Paylaştığım anda tekrar edilebilir, denetlenebilir.
gözden geçirilebilir, eleştirebilir. Mesela bugün diyelim ki ben bir aşk mektubunu, 1000 yıl önce yazılmış mektup bugün şey yapamam. Bugün anlamlandıramam, tekrar okuram ama Aristoteles'in ya da İbn Sina'nın fizik kitabını ben bugün denetleyebilirim. Orada nesneler belli, kavramlar belli, ilişkiler belli değil mi? Onu ben, orada bir deneyden bahsediyorsa o deneyi yeniden üretebilmem lazım. Ben rüyamda böyle bir deney yaptım, sonuçta şu ama deneyi anlatmıyor. Benim de rüyam farklı yani, ben de başka bir deney yapıyorum. O öyle olmaz. Bakın modern bilimin en özelliklerinden biri deneylerin halk önünde yapılmasıdır. Halk derken aristokratlar önünde. Robert Boyle, işte modern kimyaya giden yolu açıyor biliyorsunuz. Robert Boyle'nin önemli özelliği yaptığı deneyleri, çünkü önceden de deney yapılıyor, kimyacılar yapıyor ama gizli bunlar hep, şifreli. Belli bir grup içerisinde, epistemik cemaat içerisinde dönüp duruyor o iş. Robert Boyle diyor ki böyle olmaz. Topluyor İngiliz aristokratlarını, deney yapıyor. Deneyde ne kadar şey kullandığını yazıyor. Diyor ki şu kadar kurşun, şu kadar bilmem ne, şu kadar bilmem ne, şuradan söz, buradan bilmem ne yap, şu çıkar ortaya, aha git evinde yap onu işte. Bu kadar açık. Modern bilimin empirik karakteri buradan geliyor. Yoksa deneyi merkezde var. Deneyim başka bir şey, empirik başka, yani deney başka bir şey. Deney doğanın yapay yolla üretilmesidir. Doğada bir güç var. Bunu biliyor simyacılar, kimyacılar arkadaşlar. Mesela İbn-i Ekvani şeyde diyor ki, İrşad-ül Kasıd'ın kimya bölümünde, doğada bir tahavvül var, yani halden hale geçiş var. Ve bu tahavvül belli bir süreden sonra tagayyüre neden oluyor, başkalaşmaya. Ama diyor bu milyonlarca yıl alıyor diyor. Binlerce yıl alıyor diyor. Biz diyor bunu diyor, laboratuvar demiyor tabii de ama simya şeyin ortamında, kimya ortamında kısa yoldan üretebiliriz diyor. Cabir'den tabii geliyor gelenek, Cabir bin Ayyan'dan. Biz aslında deney nedir? Deney doğal olanı yapay ortamda hızlı bir şekilde üretmek. Yani şuna benziyor işte her zaman verdiğimiz örnek. İnsan kanser olur değil mi? Doğal bir süreçte ama sen fareye kanser mikrobunu zerk edersin. Fareyi kanser eder, sonra o süreci takip edersin, ona ilaç uygularsın. Bak ne oldu? Doğal bir olayı sen orada yapay olarak üretip aşamalarını takip edip ilaç üretiyorsun işte. Buna deney, empirik ediyoruz. Yer yok ama. Yer var mı arkadaşlar boş yer? Varmış. Yukarıda var da arkadaş içeri gelmiş ya. Şimdi geri mi döndürelim? Dolayısıyla bilgi kamusal olacak arkadaşlar. Bilimsel bilgiden bahsediyorum. Kamusal olacak. Denetlenebilir olacak. Tekrar edilebilir olacak. Eleştiriye açık olacak. Yeniden kurgulanabilir olacak. Hocam bunlar insana dahil görüşler mi bunlar? Ne? Bunlara insana dahil görüşler mi? İnsan tabii bilgiyi insan üretiyor zaten. İfade ve istifade. Bak bu dedik ifade. Yani ifade edilebilir ve istifade edilebilir olacak. Yani sen öyle bir cümle dedin ki hiçbir şey anlamadı karşındaki. Ne o? Hiçbir istifade edemez ki ondan. Simyacıların formülleri gibi. Yazıyor adam bir şey. Ben çok simya kitabı karıştırdım, hiçbir şey anlamadım. Ya da hurufilerin kitapları gibi. O da bilgi. Ne o? Buni'nin kitabını okuyorsun. Ben bir şey anlıyor musun? Ya da Abdurrahman Bistami'nin kitabını. Tamam mı? Şimdi bu çerçeveye baktığımız zaman mesela hadisi alalım. Bak güzel bir örnek. Hadis. Bir gerçeklik küresi var mı? Var. Nesneleri var mı? Var. Değil mi? Nesneleri var. Yani olgu. Olaylar var mı? Zincirler var filan falan. Sonra bu bir hadis usulü yöntemi var önceden tanımlanmış. Değil mi? Buna ve rasyonel işlemler yapılıyor orada. Zincir eleştirisi yapılıyor. Öyle değil mi? Hadiste belirli kriterlere göre. Yani kavramlar var. O kavramlar arasında nedensel ilişkiler kuruluyor. Eleştiriye açık. Eleştiri açık olmasa bir hadis kitabı yazılır. Geliyor Tirmizi diyor ki İşte Buhari şunu yaptı ama yanlış değil mi? Ya da işte Müslim bir şey diyor filan. Bir hadiste kitabında sayı olan diğerinde hasen oluyor, öbüründe zayıf oluyor. Yönteme göre değişiyor çünkü. Aynı olgu olay. Hı? Düzenli, kanıtlı, kendi sistematiği içerisinde. Tutarlı. He? Ondan sonra paylaşılabilir. Kamusal paylaşılabilirliği var. Denetlenebilirliği var. Tekrar edilebilirliği var. İfade edilme, açıkça ifade edilmiş ve istifadeye de konu. Bak oldu sana bilim. Ha,
Şimdi bunu fiziğe uygulayabilirsin ama fizikte demin söylediğim nitelikler girer içine. Yani yöntem ortaklığı tüm bilimleri kuşatacak bir tanım bu. Fakat her bilimin de kendine göre, yani doğa bilimini matematikten, matematiği, efendim, insan ve toplumu ayıran şeyleri, sıfatları da koyabilirsin. O ayrı bir konu. Anlaşıldı değil mi?